Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 4, ünite 3. İstisna. El istisna'u. İstisna kelimesinin Türkçe'de de kullanmaktayız. İstisnalar kaideyi bozmaz cümlesini herkes duymuştur. İstisna ile ne kastedilmektedir? Benzerlerinin dışında olmak, benzerlerinin dışında tutmak, hariç olarak göstermek manasına gelmektedir. Tabi bu kelime olarak bu şekilde, yani gramer açısında mana olarak böyle olsa da istisna ile ilgili bayağı bir bilgi aktarımı gerekmektedir. Arapçada bir cümlede bir hüküm verildikten sonra bazen o hükümden bir takım hususlar hariç tutulur. Bu da verilen hükmün peşinden uygun bir edat kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Câe geldi. Kim? Ne? Ettullâbu. Öğrenciler geldi. Dendiğinde diyor, cümle bitmiş ve öğrencilerin geldiği hükmü artık verilmiştir. Ancak bu cümlenin peşinden bir istisna edatı getirilerek Hasan hariç öğrenciler geldi denildiğinde ise Hasan bu gelme hükmünden hariç tutulmuştur. İstisna edatı burada illadır. Câe geldi, ettullâbu öğrenciler geldi. Câe ettullâbu öğrenciler geldi. İlla ancak hasenen, hasen hariç. Yani buradaki illa ancak hariç, sadece, yalnızca, dışında gibi manalara gelmektedir. Câe ettullâbu illa hasenen, hasan hariç. Hasan'ın dışındaki öğrenciler geldi, yani verilmek istenen mana bu. Öğrenciler geldi. Öğrenciler geldi ama bu öğrencilerin gelme olayında bir istisna var. Öğrencilerin tamamı gelmedi. Birisi istisna burada. Kim istisna edilmiş? Hasan. Hasan gelmedi. İstisna edatı burada illadır. Hasan nereden istisna tutuldu? Gelme eyleminden istisna tutuldu. Yani gelenler arasında değildir. Dolayısıyla tullab kelimesinden hariç tutulmuştur. Çünkü Hasan da bir öğrencidir ama o gelmemiştir. Bu tür cümlelerde illa ile, yani illanın sağı ile solu olumlu olmak ve olumsuz olmak bakımından zıttır. Yani illanın sağ tarafı olumlu bir cümle ise, olumlu mu? Evet, bir olumsuzluk edatı harfi görüyor muyuz? Yok, burada ma yok, la yok, bir şey yok. Öyleyse olumlu burası. Bu durumda illa'dan sonraki olumsuz kabul edilir. Her ne kadar burada ma, la, lem gibi bir olumsuzluk ifade edecek harf olmasa bile zıttır. Buna göre sağ tarafı olumlu olursa illa'nın sol tarafı olumsuz kabul edilir. Veya tam zıttı. Câ'ettullâb öğrenciler geldi illa ancak gelmedi. Yani illa'dan sonra gizli bir ma câ'e gelmedi hasenen hasan. Hasan hariç gelmedi. Mana bu şekildedir arkadaşlar. Bunu zaten birazdan pek çok örnek üzerinde pekiştireceğiz. Şu an kafanız karışmış. Belki olabilir. Türkçe dil bilgisinde ise istisna ya da istisna edatları şeklinde ayrı bir bölüm yoktur. Yani Türkçe dil bilgisine bakarak ama ne var? Ama, ancak, den başka, fakat, hariç, müstesna, yalnız gibi sözcükler kullanılarak o mana zaten Türkçe'de de ifade edilir. Zehebettullâbu, öğrenciler gitti, illa Hüseynen, Hüseyin'den başka, Hüseyin hariç. Yani Hüseyin ne yapmadı? Gitmedi, gitme eylemini gerçekleştirmedi. Mâ zehebe Hüseynen demektir. Adamlar döndü ancak atları dönmedi. Ade ricalu, ade döndü er ricalu, adamlar illa ancak dönmedi. Yani illanın kelime manası ne? Ancak, yalnız, sadece. Ancak, yalnız, sadece. Bunlardan birini, cümlenin akışına hangisi daha çok uyuyorsa uyanı seçeriz. Her birinin içlerinden birini seçeriz. Fark etmez. Yakışması önemli. İlla ancak demek. Yani bugün meallere baksak, Kur'an-ı Kerim meallerine illa'yı hep ancak diye mana vermişlerdir. Bunu görmekteyiz. Yani çoğunlukla %90 oranında illa'ya ancak manası verilmiştir. Elbette sadece, yalnız
gibi manalarda verilebilir. İlla adamlar döndü ancak atları dönmedi. Haylehum. Atlar demek hum onların. Onların atları dönmedi. Hal muzaf hum muzafun ileyhi. Şimdi dönmedi nereden çıktı? İlla ancak haylehum onların atları demek aslında. Burada dönmedi diye bir şey göremiyorum ben diyebilirsiniz. İşte bu yüzden diyoruz ki illa'dan sonra ne var? Gizli, yazıda yer almayan maade. Yani baştaki şiirle bir olumsuzluk harfi ekleyerek burada olduğunu düşünüyoruz. Maade haylehum. Yukarıda mazehebe idi. Mazehebe Hüseyin'e. Ama buradaki ade'nin başında ma olsa bu durumda illa ade olur. Olumsuzluk olmaz. Tekrar edelim yani. İlla'nın sağ tarafı olumlu ise sol tarafı olumsuzdur. İlla'nın sağ tarafı olumsuz ise yani sağ tarafı olumsuz ise sol tarafı olumludur. Bunu pek çok örnekte göreceğiz göre göre. Şu an anlamakta zorluk çeken arkadaşlar belki vardır. Onlar da çok rahatça anlayacaklar. Maca'e gelmedi illa Halid'in ancak Halit geldi. Yalnızca Halit geldi. Bakın maca olumsuz. Maca'e gelmedi illa ancak ilan manasını verdim. Ancak ne? Halid'in Halit. Ancak Halit. Burada yazan bu. Ancak Halit yazıyor. Ama ancak Halit diye bir şey olamaz. Ancak Halit nedir yani? Halit geldi. Geldi yazmıyor burada. Ne dedik? Sağ tarafı olumsuz ise sol tarafı olumlu olur. Bu yüzden burada ne yazıyor aslında? İlla ca'e Halidun. İlla ca'e Halidun. İlla ancak ca'e geldi kim? Halidun Halit. Bu şekilde takdir edilir. Burada ma olmasaydı nasıl olurdu? İlla madem ki sağ tarafını olumlu kabul ettim, öyleyse solunu olumsuz kabul etmem gerekir. Ma yok şu anda. Ca'e geldi illa ancak gelmedi. Yani ma ca'e Halid'in denilir. Yalnız Halit geldi. Türkçe'de de örnek verilmiş oldu kısaca. Okuma parçasını zaten geçiyorduk. Birinci sorunun şıkları olmadığından birinci soruyu atladık. İkinci soruya geldik. Eş anlamlı, zıt anlamlı, teki, çoğul soruları başladı. Bunların bir kısmının cevabını videonun hemen altında bulabileceksiniz. Videonun hemen altına bakarsanız eş anlamlısı hangisi, zıt anlamlısı hangisi diye görebilirsiniz. Tabii yani bu nedir? İnsanlara hazır balık vermektir. Oysa balık tutmayı öğretmek gerekir. Bu bakımdan buradaki fiillerin manasını nasıl bulabilirim? Kendi kendime yapmak istesem böyle bir soru var. Yani bu sorunun cevabı nedir? Evvela biraz sarf bilgisi gerekir. Yani hangi kelime, hangi baptan? Bunun mücerredi ney, mezit hali nedir? Bunları tespit edebilmek gerekir. Biraz fiil çekiminden anlamak gerekir. Bunlar bizde mevcut ise bu iş zor değil. Ama hangi fiil, hangi baptan tespit edemiyorum. Fiil çekimi konusunda çok zayıfım. Bu durumda bu kelimeyi sözlükten bulabilmek aşırı derecede zor olur. Mesela birinci soruya baktığımızda, birinci maddeye diyelim, burada direkt bir soru işareti yok. Birinci maddeye baktığımızda, kânet el kutubu, mesela kütüp kelimesini manasını merak ettiğimizi düşünelim. Herkes biliyordur aslında da. Nasıl bulunur sözlükten? Kütübün müfredi bulunur. Bilmek gerekir. Ne diyor? Kitabın. Yani ketebe kökünden yine aranır. İhtira kelimesi hara'a. Asıl kök harfleri bunlardır. İhtera'a. Yahtera'u ihtira'un. İhtale. Yefte'lu iftia'lun. İftial babından mastardır. İftial babından olduğu için baştaki hemze zaittir. Ra'nın sağındaki T zaittir. Yani sözlükte bunları aramayacağız. Nasıl bulunur bir kelime sözlükten? Buna dair de esasen diğer ünite videolarımızda çalışmalar, kısaca açıklamalar yapmıştık. Bir iki de sözlükten bakarak örnek de yapmıştık buna dair. Şu anda kısaca değinmiş oldum. Dediğim gibi 2-3 bunların cevapları videonun hemen altında yer almakta. 4'ün de yine cevabını bulabilirsiniz. Tekil, çoğul herhalde burada tekiller denilmiş. Yine bulabilirsiniz. Videonun altında bunlar mevcut.
Altıya baktığımızda altının zaten bir şıkkı söz konusu olmadığından, eş anlamlı, zıt anlamlı bu olmadığından Türkçe'ye çevirilmiş. Türkçe'ye çevirecek olsak bile şık yok. O yüzden bunu atlıyoruz. Harfi cer ile doldurun konusu yani ünite ile alakalı değildir. 8'e baktığımızda buraların doldurulması istenmiş. Şurada şu kelimelerden seçin diye bir şey ifade edilmemiştir. Ve dil bilgisi konusuna böylece geldik. Esasen dil bilgisine dair girişte de kısaca malumat vardı. Kısaca biz de değinmiştik. Şimdi konuyu baştan ele alıyoruz. İlla ve benzeri bir edattan sonra gelen ismi öncesinde geçen ifadenin hükmünden hariç tutmaya, ayrı tutmaya istisna denilir. Mesela Hazara geldi, ettullabı öğrenciler şeklinde bir hüküm verilmiş olsun. Hüküm neyin nesi diye takılmış olanlar olabilir. Yani hüküm değil bilgi verilmiş olsun diyelim biz buna. Şeklinde bir bilgi verilmiş olsun. Bir cümle kurulmuş olsun. Fark etmez. Bu hükümden yani bu bilgiden öğrencilerin gelmiş olduğuna dair verilen bilgiden herhangi bir öğrenciyi hariç tutmak istediğimizde istisna edatlarından birini ve peşinden de kimi hariç tutacaksak onu getiririz. Hazara ettullabu. Yukarıda olduğu gibi Hazara ettullabu. Birini hariç tutmak istiyoruz. Öğrenciler geldi ama Ali gelmedi. Öğrenciler geldi ama Veli gelmedi. Öğrenciler geldi ama Ayşe gelmedi. Nasıl denilir? Cümle bu şekilde önce kuruluyor. Ardından istisna edatlarından biri kullanılması gerekirdi ki burada illa tercih edilmiş. İlla yerine biz gayr, siva gibi onlar da aşağıda gelecek. Farklı bir istisna edatı kullanmakta da problem yoktur. Örnek olsun, anlaşılsın diye konulmuştur. İstisna edatı konuldu. Ardından bu öğrencilerden kim hariç acaba hangisi gelmedi? İşte Ali gelmedi, Kasım gelmedi, Necati gelmedi, Kamil gelmedi. Kim gelmediyse onun ismini yazıyoruz buraya da. Bu şekilde istisna cümlesi kurulmuş oldu. Hariç tutuldu. Kim hariç tutuldu? Ali. İstisna edatından sonra gelen hariç tutuluyor. Gelme işini yapmamıştır. Buna göre Hazara ettullabu, öğrenciler geldi. Burası olumlu mu? Olumlu. Öyleyse illadan sonra olumsuz olarak bunu aklımızda canlandırıyoruz. Aklımızda canlandırmak dediğimde baştaki Hazara'ya başına ne ekliyoruz? Ma Hazara. Nereye yazacağız onu? İlladan sonra yazacağız. Ma Hazara Aliyen. Ali gelmedi. Ali hariç öğrenciler geldi. Ali'nin dışındaki öğrenciler geldi. Veya öğrenciler geldi, sadece Ali gelmedi. İstisnanın temel ögeleri var. Yani istisnada temel öge var. Neymiş bunlar? 3 tane temel öge var arkadaşlar. Birisi müstesna min. Diğeri istisna edatı, öbürü müstesnadır. Müstesna min neyin nesi? İstisna edatından önce gelir. Bunu unutmuyoruz. Müstesna min kendisinden istisna edilen demektir zaten. Kelime manası olarak. Müstesna istisna edilmiş. Minhu ondan. Yani kendisinden istisna edilen demektir. Bazen zikredilmeyebilir. Bunu her zaman göremeyiz. Tespit edemeyiz. Çünkü her zaman yazıda yer almaz. Ama müstesna min nedir denildiği zaman? İstisna edatından önce gelecek yani sağ tarafında yer alacak ve müstesna min kendisinden istisna edildiği, kendisinden hariç tutulduğu bilinecektir. Buna göre Hazara ettullabu la aliyyen denildiği zaman illanın sağında yer alacak demiştik ya, sağda ne var? Hazara var, ettullab var. İlladan sonra ne var? Aliyyen var. Şimdi burada Ali'nin gelmeyişi hazır bulunmayışı nereden çıkartılabilir? Tullaptan çıkartılır. Çünkü tullap nedir? Bir kere cemidir. Cemiyin içerisinden bir fert, tek kişi, müfret bir varlık çıkartılabilir. Fiilden değil yani olay fiil değil. Bir isimden diğer bir ismi çıkartmak konumuz bu. Adeta toplama, çıkarma, yani matematiksel işlem gibi bir çıkartmadan bahsediyoruz. Öğrenciler, örneğin 5 tane öğrenci var veya 50 tane. İçerisinde bir kişi çıkar mı? Sınıftan bir kişi dışarı çıktı. Mümkündür. Ama burası da Aliyen olsaydı veya yani tek kişi olsa, Muhammeden illa Aliyen olsa
Olmazdı çünkü Ali Muhammed'den çıkmaz. İkisi de tek varlık. Birisi genel bir varlık da değil. Bunu da yine sürekli tekrar ettiğimiz için daha iyi anlayacaksınız. Müstesnamih neymiş? Kendisinden ayrı tutulan. İşte Ali diğer öğrencilerden ayrı tutulmuş. Çünkü diğer öğrenciler gelmişken Ali gelmemiştir. Bu yüzden diğer öğrencilerden farklı bir konumdadır. Hariç tutulmuştur Ali. Kimlerden hariç? Öğrencilerden hariç. İstisna edatı da bu istisna olayını gerçekleştiren edattır. Burada illadır. Birazdan diğerlerini göreceğiz zaten. İstisna edatını söyledik. Müstesna, istisna edatından sonra gelen isimdir. Sonra gelen ne demek bu? Yani istisna edatının sol tarafında bulunur. Ama müstesna da, müstesnamih de nedir? İsimdir. İlla'nın sol tarafında Aliyen var. Zaten aynı zamanda isim, aynı zamanda tek kelime. Başka bir kelimenin olduğunu zaten düşünmeye de burada ihtimal yoktu. İsimdir. Aliyen ne olur? Müstesna. İlla ne olur? İstisna edatı. Dullab müstesna min olur. Buna göre müstesna min kendisinden ayrı tutulan, kendisinden bir fert alıp farklı bir bölgede olduğu düşünülen, farklı bir iş yapan. İstisna edatı müstesna ile müstesna min arasında yer alan bir edattır. Müstesna ise bir gruptan ayrı tutulandır. Safara el musafiruna illa Halid'en. Halit hariç yolcular gitti. Safara gitti. El musafiruna yolcular gitti. İlla ancak Halid'en Halit gitmedi. Halit kimden ayrı tutulur burada? Ne demiştik? İlla neydi? İstisna edatımız. İlla. Sol tarafında ne var? Müstesna. Sağ tarafında ne var? Müstesna min. Müstesna min ve müstesna her ikisi de nedir? İsimdir. El musafirune isim mi? Evet, başında elifler var. Safar olur mu? Olmaz çünkü fiildir. İsim fiil harf. Bu konuyla alakalı bilgileriniz yani ne diyelim unuttuysanız zayıfladıysa konuyla alakalı bir video çekmiştik. Videoyu izleyerek yani videoyu tekrar ederek isim fiil harf konusunda probleminiz varsa bunu giderebilirsiniz. Bu cümlede müstesna min el musafiru nedir? İstisna edatı illadır. Müstesna da Halit'tir. Çünkü Halit hariç diğer misafirler gitti. Halit de neymiş demek ki? Halit de bir misafirmiş ama Halit'in dışındaki tüm misafirler evden kalktılar gittiler. Yani bunu mantık olarak nasıl anlatabiliriz? Bu akşam diyelim ki artık şu an her kim dinliyorsa onun evine 10 tane misafir geldi. Misafirlerin 9'u kalktı gitti ama bir tanesi gitmedi o da Halit. Halit ne olur o gitmeyen kişi? Müstesna olur. Nereden istisna edildi? Müstesna min ne olur? O evinizden kalkıp giden 9 kişi müstesna min olur. Ve bu işi sağlayan yardımcı yani edat da nedir? İllerdir. İstisna edatları nelerdir? İlla var. Deminden beri gördüğümüz. İkinci kısımda siva ve gayrı göreceğiz. Üçüncü kısımda haşa, eda, hala bunları göreceğiz. Şu an dek işin mantığını kavrayabilmemiz için birkaç örnek verildi. Şimdi esasen ünitenin esasına yani şimdi giriyoruz. Konu aslında şimdi başlıyor. İlla en yaygın kullanılan istisna edatıdır. Bu yüzden kendisine esasen bir gramer kitabına baktığımızda umul istisna denilmiştir. Yani istisna olayının diyeyim artık annesidir yani. Hani bazı yerlerde ne derler? Mantığın babası. Onun gibi bir şey. Bu edattan sonra gelen kelimenin yani ne o? Müstesnanın irabı cümlenin durumuna göre değişir. Zaten olay bu değerli arkadaşlar. Olay müstesna hangisi, müstesna min hangisi, istisna edatı hangisi? Bunu belirlemek değil. Bu çok kolay. Bunu zaten bileceksiniz. İlla istisna edatıdır. Bununla birlikte gayr siva, haşa, ala, hala bunları hep ezberlemeniz gerekir. Bunlar hepsi istisna edatıdır. Sol tarafındaki isim müstesna, sağ tarafındaki isim müstesna min olur. Müstesna min her zaman cümlede yer almaz. Bu anlattığımı hemen ezberebilmeniz gerekir. Bunu yani zaten ezberebileceksiniz. Bu hiçbir şey değil. Konu şimdi başlıyor. Konu şu. İstisna edatından sonra gelen kelime yani müstesnanın irabı ne olur? Haliden, Halidin, Halidün mesele bu.
Asıl mesele bu yani. İstisna edatından sonra gelen kelimenin irabı ne olmalıdır? Konumuz bu. Diyoruz ki eğer illa ile bir istisna oluşturmak istiyorsak, böyle bir cümle kurmak istiyorsak, ne olur? O cümle ya olumlu olur, ya olumsuz olur, ya da olumsuz yine ama müstesna min zikredilmemiş de olabilir. İlla ile bir istisna cümlesi kurmak istersek, o cümle nedir? Ya olumludur, ya olumsuz olabilir, ya da yine olumsuz ama müstesna min cümlede yoktur. Bu üç şekilde gerçekleşebilir. İşte bu durumlara göre illa'dan sonra gelen kelimenin de irabı değişecektir. 1. Olumlu cümlede. Yani illa ile istisna cümlesi kuruyoruz. Cümle olumlu. Peki olumlu cümleden maksat nedir? İfadenin başında soru. Soru nedir? İşte istifham hemzesi deriz mesela. E diye okuruz. E ente, sen mi? Şeklinde. Veya soru manasında hel vardır. Hel min halikin gayrullah. Allah'tan başka yaratıcı mı var? Oradaki hel de mi, mu sorudur yine. Soru edatları var. Bir de ne var? Nehi, yasaklama var. Mesela unsur, yardım et. La tensur, yardım etme. Nedir? Nehi hazırdır. Yasaklama kalıbıdır. Yapma, etme olayları. Veya olumsuzluk edatlarından herhangi birisinin bulunmaması demektir. Olumlu cümle ne demekmiş? Soru edatı olmayacak veya soru harfi. Soru olmayacak o cümlede. Nehi yani yasaklama olmayacak. Bir de zaten bildiğimiz olumsuzluk edatlarından hiçbiri olmayacak. Olumsuzluk derken ma olur, la olur, lem olur, lemma olur, leyse olur. Bunlar mesela olumsuzluk edatlarımızdır. Bunlarla cümlede bunlardan birisi varsa o cümle olumlu denilemez. Şimdi örneklere geldi sıra da. Örneklerden önce ne diyor? Bu tür cümlelerde yani bunların yer almadığı cümlelerde illa'dan sonraki kelime daima mensup olarak gelir. Mensup nedir? Bir terimdir, bir istilahtır. Yani sözlüğe bakarak ha, mensup şu demekmiş diyemeyiz. Gramere, nahive ait bir özel manası vardır. Mensuptan kasıt nedir? Mensup denildiği zaman aklımıza sadece fetha gelmemelidir. Kelimenin türüne göre değişir. Şurada olduğu gibi mahmud yani kelime müfret ise mensuptan kasıt nedir o zaman? Fethadır. Mensuptan kasıt devam ediyoruz. Eğer kelime tesniye ise mensuptan kasıt nedir? Tesniyenin ya ile yazılmasıdır. Yani bundan önce ya'nın olması. Eğer kelime cemii müzekker salim ise mensuptan kasıt nedir? Yine bundan önce ya ile kelimenin yazılmasıdır. Peki kelime cemii müennes salim ise, mesela burada onun örneği verilmemiş. Cemii müennes salim ise bu durumda mensuptan kasıt esre almasıdır. Kelime esre alıyor ama ona mensup diyoruz. Tabii mensup, işte merfu, mecrur, irab konusuyla alakalı da bir video çekmiştik. İsimlerde irab adında. Bu tür şeylere, yani bu tür konuda zayıflarınız varsa oraya bakmanız önerilir. Şimdi devam ediyoruz. Mahmut hariç arkadaşlar gittiler. Vehebe gitti kim? El-estiga'u arkadaşlar. Sadikun estiga nedir? Cemi mükesserdir. Arkadaşlar gitti. İlla ancak gitmedi. Kim? Mahmuden Mahmut gitmedi. Şimdi burada üzerine duracağımız bir iki nokta var. Noktalardan birincisi cümle olumlu mu? Yani illa'nın sağ tarafı olumlu mu değil mi? Olumlu. Nereden anladık? Burada ben bir soru göremedim. Mesela hel yok veya e yok. Bir soru manasında bir edat göremedim. Başka nehi yani yasaklama göremedim. Başka olumsuzluk edatları işte leyse gibi, ma, la gibi hiçbir şey yok. Öyleyse cümle nedir? Olumludur. Madem ki cümle olumludur, illa'dan sonraki kelime daima mensub olarak gelir. Kaidesi gereğince. İlla'dan sonraki kelime yani Mahmud mensub olmuştur. Mensup olduğunu nereden anladın ki sen bunu? Nasb alameti, o belirtisi, işareti ne burada? Daldaki fethadır. Tek fetha mı olur, çift fetha mı olur? Kelimeye bağlıdır. Yani kelime iki fethayı yani tenvini kabul edebiliyorsa iki fetha olur. Tenvini hangi durumda kabul etmez ki? Diye bir soru akıllı oluşmuş olabilir. Kelime gayrimusarif ise tenvini kabul etmez. Ne gibi? Estiga kelimesi gibi. Veya kelime eliflamlıysa yine tenvini kabul etmez. Yine estiga gibi.
El-Estigâ'u nedir? Elif lamlıdır. Şuradaki elif lam olmasa, yani sadece estigâ olsaydı, estigâ un olurdu. Tenvin alırdı, çift fetre alırdı. Niye? Pardon, alırdı diyorum. Alamazdı. Çünkü bu kelime gayr-ı munsarif'tir. Tabii şu an biraz ayrıntıya girdim. Birazdan bu konuya döneceğim. Şu an biraz ayrıntıdayım. El-Estigâ'u nedir? Gayr-ı munsarif'tir. Elif lam olmazsa estigâ'u diye kalır yine. Yani elif lam yoksa normalde bir kelime ne olur? Tenvin alır. Tenvin nedir? İki fetha, iki esre, iki ötredir. Ama burada kelim alamamış. Niye elif lam var diye. Mahmud almış. Niye elif lam yok? Nekredir. Nekre kelimeler tenvin alırlar. Tabi muzaf değillerse. İşin o kısmı da var. Gayr-ı musarrif değillerse. İşin o kısmı da var. Sonuç olarak ister tek fetha olsun, ister iki fetha olsun. Yani tenvin olsun veya olmasın. Fethası varsa bu onun mensup olduğunu gösterir ama kelime müfret ise veya cemi mükesserse. Baya bir ayrıntıya girmişti. Şimdi çıkıyoruz tekrar konuya odaklanıyoruz arkadaşlar. İlla'dan sonraki kelime daima mensubu olarak gelir. İlla burada sağ tarafın olumlu olduğunu gördük. Bu durumda sol tarafın mensup olmalıdır. Evet, Mahmut mensup olmuştur. Mensupluk alameti iki tane fetha yani tenvindir. Fethadır diyebiliriz. Burada diğer nokta, dikkat çekeceğimiz nokta neydi? Zehebe el-istigâ olumlu olduğuna göre illa'dan sonra olumsuz bir cümle kendimiz kuruyoruz. O da nedir? Mâ zehebe. Neye göre kuruyoruz? İlla'nın sağındaki fiilin başına ma ekliyorum. Tek yaptığım bu. Ve fiil ile birlikte burada okuyorum onu. İlla'dan sonra okuyorum. Ma zehebe Mahmud. Onu da niye yapıyorum? O da mana olarak var. Yani zehebe gitti. El estigav arkadaşlar. İlla ancak Mahmud'dan Mahmud. Mahmud ne? Mahmud gitmedi. Bu yüzden ma zehebe diyorum ben. Mana bakımından mazehebe yani gitmedi kim? Mahmut. Mahmut hariç arkadaşlar gitti. Mahmut'un dışındaki arkadaşlar gitti şeklinde. İlla'dan sonraki kelime müsenna ya da çoğul ise ne olur? Müsenna tesniye yani. Veya çoğul ise çoğuldan kastı da burada cemi müzekker salim. Yoksa cemi müennes salim değil yani. Veya cemi mükesser değil. Çoğul demiş ama hangi çoğul? Her çoğul değil. Sadece cemi müzeker salim için geçerli burada yazan. Burada o belirtilmemiştir. Onu da biz belirtmiş olalım. Çoğul hangi çoğulmuş? Cemi'nin çoğu. Pardon, müzekkerin çoğulu. Cemi müzeker salim ya. Cemi önüne salimde ne olurdu? Esre olurdu. Cemi mükesserde ne olur? Mensupluk alameti fetha olur. Bunları zaten az önce söylediğim gibi isimlerde irab adlı videomuzda bakabilirsiniz. Bir problem varsa. Ya ile yazılır diyor. Raca'a el muvazzafuna illa muvazzafeyni. Bu ne? Tesniye. Yani şuradaki isimlendirme ile müsenna. İkisi dışında memurlar döndüler. Döndüler değil, döndü diye mana verilmesi uygundur. Raca'a döndü. Kim? El muvazzafuna memurlar döndü. İlla ancak ma raca'a dönmedi. Muvazzafeyni. İki görevli, iki memur. Buna göre iki memur dışında memurlar döndü. İki memur hariç memurlar döndü. Dışında hariç ancak sadece uygun olanı verebilirsiniz. Ne dedik? Raca'an muvazzafun olumludur. Bu durumda sol taraf illa ne olması gerekir? Mana bakımından olumsuz olması gerekir. Bu yüzden ma raca'an muvazzafeyn dedi. Raca'a el muvazzafune memurlar. Eğer burada öğretmenler olabilir. Burada öğretmenler demiş mesela. Burada memurlar demiş. Oysa kelime aynı kelime. Yine burada görevliler demek aslında. En mantıklısı veya memurlar diyebiliriz. Öğretmenler duruma göre kastedilen onu değil mi? Raca'a döndü el muvazzafune. Memurlar döndü. İlla ancak muallimine. İki öğretmen hariç. Daha doğrusu öğretmenler. Cemil, Müzekker, Salim. Bu yüzden böyle yazılmış. Demek ki burada problem yokmuş. Öğretmenler hariç memurlar döndü. Cümlenin devamını görmediğimiz için yanlış yazılmış diye düşünmüştük. Raca'a döndü. El muvazzafune memurlar illa ancak dönmedi. Ma raca'a muallimine öğretmenler. Öğretmenler hariç memurlar döndü.
Buna göre ne oldu? Muallimine mensuptur. Niye mensup muallimine? Sebebi ne? Çünkü illanın sağ tarafı olumlu cümle o yüzden. Mensup olduğu nerede anladık? Nundan önce ya olmasında. Hemen bir üstteki muvazzafeyn mensup. Nereden anladık? Nundan önce ye'nin olmasından dolayı anladım. İyi de niye mensup? Çünkü illanın sağ tarafı olumlu. Mahmuden mensup. Nerede anladık? Dalda fetha var. İyi de niye mensup? İlla'nın sağ tarafı olumlu o yüzden. Olumsuz olarak da gelebilir. İlla ile kurulmuş istisna cümlesinde olumsuzluk harfi edatı olabilir. Olumsuz cümleden maksat nedir? İfadenin başında nefi yani olumsuzluk veya nehi yani yasaklama, nehyet veya soru edatlarından herhangi birisini bulunduğu ise ona olumsuz cümle deriz. Yani soru edatı aslında olumsuzluk manası vermez. Ama o da buraya dahildir deniliyor. Bu tür cümlelerde illa'dan sonraki kelimenin irabında iki yol izlenir. Ya mensub olur ya da müstesna min ile aynı irabı alır. Mensup oluşuna örnek verelim denilmiş. Ma zehebe ettullabu la sa'iden. Said dışında öğrenci gitmedi. Said'in dışındaki öğrenci gitmedi. Ne demek bu? Giden sadece Said demektir. Mazehebe gitmedi ettullabı öğrenciler illa ancak zehebe Said. Said gitti. Şimdi burada zehebe olduğunu varsaydık. Neden? Çünkü illanın sağ taraf olumsuz ma var burada. Madem ki burası olumsuz, öyleyse illadan sonrasını olumlu olarak mana verilir. Mazehebe tullabı öğrenciler gitmedi. İlla Said'en yalnız Said gitti. Müstesna minhin irabına uyması. Mazehebe tullabı illa Said'un. Mana değişmiyor bu arada onu da söyleyelim. Sadece irab değişiyor. Said'den Said'un. Kelime müfret olduğundan müfredin raf hali neyle? Ötreyle. Bu yüzden Said'un dediğimizde ötreyle okuduğumuzda merfu olmuş oluyor. Fetha ile Sa'iden Fetha ile okuduğumuzda mensub olmuş oluyor. Nasbı da caizmiş. Bir de ne caiz? Müstesna minh'in irabına uyması. Müstesna minh burada ettullab kelimesidir. Ba'da ötre olduğundan yani ötreyle kelime bittiğinden müstesnanın da ötreyle bitmesi caiz olmuştur. Eğer müstesna minh fetha ile bitseydi müstesna da fetha ile bitebilirdi. Bir de zaten fetha ile bitmesi durumu zaten vardı. Bu durumda iki şekilde fetha ile bitebilir yani demek ki. Bir, zaten fetha olması caizdi. İlk olay oydu. İkincisi, müstesna minhin irabını alabilir demiştik. Müstesna min mensup ise sahip demek ki bu durumda fetha olmanın dışında hiçbir çıkarı kalmaz müstesnanın. Eğer müstesna min mecbur olursa, müstesnada ne olmak zorunda olur? Ya mensup ya da mecrur. Şimdi bunu anlatacak bize. Ma ra'eytu. Şimdi burada ne var? Zehebe fiil Abdullah bu fail idi. Said ona uyarak raf olmuştu. Ma ra'eytu. Ra'a fiil tu fail Abdullah be meful olur. Hasen kelimesi müstesna minhine ki o müstesna minh aynı zamanda burada ne? Mef'ul. Ona uyarak nasb olmuştur. Ma merartu merra fiil tu fal. Estika burada mef'ul olur. Ama görüldüğü üzere başında harfi cer olduğundan bir estika i esre ile bitmiştir. Hasenen diye yine gelebilir mi? Gelebilir çünkü nasbı zaten caizdi. Veya ne olur? Müstesna minhe tabi olur irabı. Hasenin denilir. Demek ki cümle, yani burası önemli bir ne diyelim madde yani ikinci madde olumlu illa ile kurulan istisna cümleleri eğer olumsuz ise bu durumda müstesnayı mensup da yapabiliriz. Müstesna minin irabı her ne ise ona da uydurabiliriz. Birebir aynen de yapabiliriz. Müstesna min ya zikredilmedi ise ve cümle olumsuz ise. Çünkü ikinci maddede müstesna minh zikrediliyor ve cümle olumsuz. Ama 3'te müstesna minh zikredilmiyor yani cümlede yer almamış. İstisna edebileceğiniz bir şey yok ama cümle olumsuz.
Bu durumda müstesnanın irabını verirken neye dikkat etmemiz gerekir? Cümlede ne olarak bulunuyor? Hangi öge bu? Mübteda mı? Mef'ul mü? Fail mi? Hal mi? Bana uygun olarak irab verilmesi gerekir. Yani bu durumda fetha verilir veya esre verilir, öte verir diye bir kaide yok. Cümlede bulunduğu konuma göre irab verilir. Bu tür cümleler daima olumsuzdur. Bu tür istisnaya ne denilir? Müferra istisna. Müferra istisna nedir diye sorulduğu zaman müstesna mihnin zikredilmediği olumsuz cümledir diye cevap verilebilmesi gerekir. Ve bu durumdaki müstesnanın irabı konumuna göre verilir. Merfu oluşun örnek. Mâ câe illâ fâtihun. Şimdi mâ câe gelmedi. Kim gelmedi? Burada yazıyor mu mesela ma ca'e ahadun hiçbir kişi gelmedi illa ancak geldi Fatih demiyor veya ma ca'e dullabun öğrenciler gelmedi illa ancak geldi Fatih demiyor. Ma ca'e gelmedi muallimune öğretmenler gelmedi illa ancak Fatih geldiği gibi bir durum var mı? Yok. Daha basit olarak hani bu şekilde anlatmayı düşündüm ama daha basiti şu. Müstesna min neydi? İsim, fiil, harf hangisi? İsimdi. Müstesna da müstesna min de her ikisi de isimdir. İlla'nın sağında bir isim görebildik mi? Göremedik. Ca'e nedir? Fiildir. Mazi fiil, harftir. Madem ki İlla'nın sağında isim yok, öyleyse bu cümlede müstesna min var mı? Yok. Peki olumsuz mu? Evet, ma var. İşte bu durumda ne yapılırmış? İlla'yı sen yok say, unut bunu. Öge olarak bu kelime yani illa'dan sonrası diğer bir deyişiyle müstesna öge olarak nasıl bir irab almalıdır? Fail konumunda olduğundan merfu olmalıdır. Çünkü macay gelmedi. Kim gelmedi arkadaş? Her şeyle bir fail lazım. Bir işi yapan olması gerekmez mi? Bu videoyu kim çekti mesela? Çeken birisinin olması gerekiyor. Kendi kendine çekilir mi? Elinizdeki kitabı birisi yazmıştır. O da bir iş, bir eylem. Dolayısıyla her fiilin nesi var? Bir sahibi var. Cae. Cae geldi. Macae gelmedi. Kim? İşte kimse, kim sorusunun cevabı nedir? Faildir. Fail de merfudur. Merfuluk da burada olduğu gibi kelime müfretse ötre olması demektir. Ama burası tesniye olsaydı Fatihani olurdu. İşin o kısmı da var. Tabii bu konu yine nereye dayanıyor? İraba dayanıyor. İrabla ilgili videomuz var demiştim. Mensup oluşuna örnek. Ma ra'eytu ra'a fi'il tu fa'il ne lazım? Meful lazım. Bu yüzden Fatihan olmuştur. Fatihan mensup konumunda. Fetha ile mensup. Mecrur oluşu. Ma sellemtu selleme fi'il tu fa'il ala fatihin meful olur ama başında harfi cer olduğundan cer olması gerekir. Fatihin şeklinde cerdir. Müstesna mihnin zikredilmediği ma ca illa Fatih sadece Fatih geldi ve benzeri cümlelerde umumi manalı ehadün ve benzeri gizli bir lafız müstesna mih olarak takdir edilir. Takdir edilir, varsayılır. Yazıda görmeseniz de vardır, olduğu kabul edilir manasında. Ma ca'a ehadun hiçbir kişi gelmedi illa ancak Fatih geldi. Buna göre Fatih dışında kimse gelmedi. Fatih'in haricinde hiç kimse gelmedi. Sadece Fatih geldi şeklinde olabilir. Müstesna min ya birden fazla olmalı, yani müstesna mih'in ayrıntısı üzerine durmaya başlıyor şimdi. Ya birden fazla olmalı, ya umumi manalı bir kelime olmalı veya kısımları bulunan bir müfret lafız olmalı. Hazara el müderrisune. Müderrisun birden fazla mı? Tabii ki birden fazla. Müderrisin cemidir. Vav ve nun ile oluştuğuna göre cemi müzekker salimdir. Öyleyse müderris yani öğretmenler burada bir kişi değil, çoğul ya. Öğretmenler birden fazla olmalı kuramınca örneği budur. İlla Cemil'en ancak Cemil gelmedi. Cemil dışında öğretmenler geldi.
Şimdi Cemil ne burada? Müstesna. Çünkü illanın sol tarafındaki isim müstesna olur. Sağ tarafındaki isim ne olur? Müstesna min olur. El müderrisun altı çizdiği kelime nedir burada? Müstesna min'dir. Bu işin mantığı nedir peki? Müderrisun çoğuldur, birden fazladır yani. Cemil ise bir insan ismidir, tek kişidir, müfrettir, tekildir. Bu durumda tekil bir varlık, çoğul bir varlıktan yani pek çok öğretmen arasından çıkartılabilir mi? Çıkartılabilir. Burada Hazara el müderrisun öğretmenler geldi. Kim onlar? Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, ne bileyim Zeynep, Ayşe falan. Bir sürü öğretmen var. Bunlar hepsi geldi. Ancak öğretmenler arasında daha fazlaydı. Onlardan bir tanesi gelmedi ki o da Cemil'di. Cemil demek ki diğer öğretmenlerden çıkartılabilir yani. Matematiksel işlem olarak çoğuldan tekil, çoğuldan ondan daha az olan bir şey çıkartılabilir. Ondan bir çıktığı gibi Cemil'den de müfret çıkar. Ama tam tersi olsaydı Hazara Cemil illa el müderrisun olsaydı müderrisler Cemil'den çıkmazdı yani. Böyle bir durum var. Birden fazla olmalı müstesna min. Ma ra'eytu ahaden illa ahake. Kardeşinden başka hiç kimseyi görmedim. Ahad kelimesinin umumi manalıdır. Ahaden hiçbir kişi. Çok genel yani kim kastedildi belirsiz. Ahad hem nekre olması bakımından umumi olarak ele alınabileceği gibi ahaden burada yani kişi manasında olduğundan bir insan isim olmamasından ötürü de umumidir. Ahak ise bir kardeştir. Kardeştir, marifedir bu. Qara'tu, qara'fitu, fa'il el-kitabı, kitabı okudum. İlla safhaten ahireten, son sayfa hariç kitabı okudum. Kitap çoğul mu? Değil ama kitabın pek çok kısmı yani nesi var esasen? Bir sürü sayfası var. Atıyorum 500 sayfalık bir kitap. Sen ne diyorsun? Son sayfasını okumadım. Yani son sayfadan bahsediyorsun. Bir sayfadır sonuçta bu. Yani 500 sayfadan bir sayfa çıkar mı? Çıkar. Öyleyse el kitabın burada müstesna min olmasında bir problem yoktur. Safhatenin de bir müstesna olmasında problem yoktur. Ehireten zaten safhatenin nesidir? Sıfatıdır. Ma zehebe ehedün. Gerçi önce bir şey anlatmış bakalım. Yukarıdaki üç örnekte geçen müstesna mihlerin birincisi çoğul, ikincisi umumi, üçüncüsü ise kısımlar olan bir müfret lafızdır. Umumi manalı kelimeden maksat ne ki? Ne ola? Nefi, nehi veya soru edatından sonra gelen nekre lafızdır. Tabi burada nekre lafızdır demiş ve her birinde de ahad kelimesini kullanmıştır. İşin orası da var burada. Hiç kimse gitmedi derken nefi. Nefi olumsuzluk demek. Ma zehebe gitmedi ahadün herhangi birisi hiçbir kimse. İkisini diyebiliriz. Aynı manaya çıkar zaten. Şimdi konu nehide. La tezrib dövme, vurma ahaden hiçbir kimseyi dövme, hiçbir kimseye vurma, hiçbir kişiye vurma. La tezrib ente. Hel ra'eyte ahaden. Sen kimseyi gördün mü? Soru. Hel burada mi, mu, mü cümleye uygun olarak soru manasına gelmektedir. Sıra sizde sorusu gelmiş. Sıra öyleyse arkadaşlar. Sıra kimde? Sizde. Konu geldi. Siva ve gayr lafzı ile, lafızları ile istisna cümlesi kurmaya geldi. Yukarıda illa istisna edatından sonra gelen müstesna için zikredilen kuralların tamamı bu iki edat içinde geçerlidir. Bu iki edat illa'dan sonra gelen müstesnanın irabını alır. Şimdi bu konuda yani siva ve gayra girdiğimiz zaman girmeden önce hep ne yapıyorduk? İlla'dan sonraki yani müstesnanın irabından bahsediyorduk. Konu siva ve gayra geldiği zaman iki husus gündeme gelir. Bir, aynı şekilde müstesnanın irabının ne olduğu önemli. İki, bu kelimelerin irabı ne olacak peki? Böyle bir soru var. Bu kelimelerin irabı da artık dikkat çeken nokta oldu. Bu iki edat diyor yani müstesna demiyor dikkat. Bu iki edat illadan sonra gelen müstesnanın irabını alır. Ne demek bu? Yani illa ile bir istisna cümlesi kursaydın, illa ile istisna cümlesi kursaydın, müstesnanın irabı ne olurdu? Mensup, merfu, mecrur. İşte her ne olacaksa
Onun irabını bunlara ver diyor. Gayru, gayra falan. Peki yani önce bunların irabını belirlemeye çalıştık. Bunların irabını ona göre belirleriz. Nasıl belirlermişiz? Örnek burada ne yazıyor? Gayra yazıyor görüyorsunuz. Zehebe el estigau gayra mahmud. Böyle bir cümle gördüğünüzde yani illanın dışında bir istisna edatıyla bir cümle kurulduysa burada mesela örnek gayr. Gayri sil yerine illa yaz. Kurallara binaen illa'dan sonra gelen Mahmud kelimesinin irabı ne olurdu? Onu bir düşün. Aklından kuralları geçir. Buldun. Mahmuden olurdu. Tamam. Mahmuden. Öyleyse Mahmud'un irabı ne yani? Mensup. Dala mensup yani fetha vermem gerekir. Bu durumda Mahmud'un fethasına al gayra ver. Gayra verdim. Gayru değil gayra oldu. Bunun irabını belirledik yani. Sıra geldi artık müstesnanın irabını belirlemeye. Müstesnanın irabı ne olur? Daima mecrur olur. Çünkü gayr da sıvada daima nedir? Muzaftırlar. Dolayısıyla kendilerinden sonra gelen kelime daima mecrur olacaktır. Bu zaten sabit. Sabit olmayan ne? Gayr-ı sıvanın irabı ne olur? Olay bu. Peki bunların irabı nasıl belirlenir? Kendilerinin yerine bir illa koyarız. Cümleyi illa ile değerlendiririm. Müstesna'nın irabı ne olurdu illa ile yapsaydım? Düşünürüm. Bulurum. Mahmud fetha olurdu. Öyleyse o fethayı gayra ver. Verdik. Yani gayru değil, gayri değil, gayra oldu. Peki Mahmud'un irabı ne olacak? Dediğimiz gibi gayr zaten muzaf olduğundan müstesnasının irabı daima mecrur olur. Bir de burada noktalayalım. Yani illa'dan sonraki müstesna mensup ise gayr lafzı da mensup. Merfu ise merfu, mecrur ise mecrur olarak gelir. Ancak gayru kelimesi her üç harekeyi de aldığı için onda bütün irabı durumları açıkça görürsün. Yani gayru, gayra, gayri olur. Ama siva için bu geçerli değildir. Çünkü siva elf-i maksura ile bitmiştir. Vav'dan sonra gelen harf elf-i maksuradır, ya değildir. Bu durumda siva nasıl yazılır? Daima siva diye yazılır. Yani görünüşte değişmez ama takdiren değişir. Mesela diyebilir. Bir cümle kurar. Örnek vereyim. Zehebe el estigau siva Mahmud'in der. Soru. Aşağıda sonra der ki. Önce bu cümleyi kurar yani. Sonra sorularda der ki. Burada Siva kelimesinin irabı nedir der. A şıkkı mensuptur. C şıkkı mecrurdur. D şıkkı takdiren şöyledir. İşte E şıkkı mahallen böyledir falan filan bir sürü şey yazabilir. Ne demeniz gerekir? Siva'nın irabı daima nedir? Bir kere takdiren demek şarttır yani. Takdiren mensup, takdiren mecrur, takdiren merfu. Takdiren şart burada. Ardından ne demek gerekir? Takdiren merfu, mensup, mecrur hangisini demeliyim? Mahmud'un irabına bağlı. Burada Mahmud ne? O neyse yani tabii ne derken illa ile kurduğumda ne? Ona göre vermek gerekir. Bu iki edattan sonra gelen müstesnalar muzafın ileyh olarak daima mecrur gelirler demiş zaten. Buradan oldu olumlu cümle. Olumlu cümle şimdi onu bir düşünelim. Zehebe el-istigâ'u illa İlla'nın sağ ol burada illa olarak düşünüyoruz ya. İlla'nın sağ olumlu mu? Evet. Öyleyse müstesna minhimiz zaten var. Erestigau. Bu durumda madem ki olumlu illa'dan sonrası ne olmalı? Mensub olmalı. Ma illa mahmuden belirledim bunu. Sonra mahmuden kelimesinin dalındaki fethayı gayra verdim. Buraya artık gayrı koyabilirim. Çünkü Mahmud'un irabını belirledim. Öyleyse gayrı koydum buraya. Mahmud'un irabını gayra verdim. Gayrı belirledim. Gayrı işim bitti. Şimdi geriye kalan şu gayr muzaftır, ceretti. Eğer cümle olumsuz ise ne olur? Bu tür cümlelerde de illa da olduğu gibi. Gayr ve siva edatlarının irabında iki yol izlenir. Edat ya mensub olur ya da müstesna min ile aynı irabı alır. Yani neyin irabından burada bahsediliyor? Siva ile gayrin irabından bahsediliyor. Dikkat çekelim. Bundan sonra gelen müstesnanın irabından bahsetmiyor yani. O daima nedir zaten? Mecrurdur. İlla ile bahsederken yukarıda ama hep müstesnanın irabından bahsediyordu. Burada daha çok bunlardan bahsediyor.
Bu iki şeyi karıştırmamak, okurken dikkatli okumak gerekir. Neyin irabından bahsediyor? Bu edatların mı? Müstesna mı? Mensubu oluşu. Mazhebet dullabu gayra saidin. Mesela der bir cümle kurar gayra saidin. Bir cümle kurar gayru saidin der. Gayra saiden der. Bir sürü şey farklı farklı cümle kurulabilir. Dikkat edilmesi gereken şey bir gayrın irabı ne olacak? İki gayrdan sonra gelen irabı ne olacak? Gayrdan sonra gelen daima mecrur olur. Gayrın irabı ise az önce de ifade etmiştik. Şimdi tekrar ifade edeceğiz. Şimdi burada mensup oluşu denilmiş. Kur'an ne? Cümle yani gayrın sağı olumsuz mu? Evet, ma var burada. Nefi edatımız ma olumsuzlaştırıyor. Ma zehebe gitmedi. Kim? Ettullabı öğrenciler gitmedi. Gayre saydın dışında. Cümle olumsuz mu? Evet. Müstesna min var mı? Evet. Nereden anladın? Çünkü gayrın sağında bir isim var. Öyle isim ki bu. Gayrdan sonraki isim ondan çıkartma mümkün. Matematik açısından mümkün. Çünkü dullab çoğuldur. Dalibun, daliban, dullab. Cemim keser. Said ise Seit derler. Said, Seit derler. Birkaç çeşitli Türkçe'de kullanılıyor halk arasında. Tekildir yani. Müfrettir. Öyleyse cemiden çıkar mı? Çıkar. Bu durumda dullabın ne olması? Müstesna min olmasında problem yok. Elbette cemi olması da şart değil. Yukarıda geçmişti. Umumi manalı kelime olsa da yine yeterliydi. Sonuç olarak burada illa olsa, işte bunu nasıl yapacağız? Sınavdasınız diyelim. Buraya gayr koyar ama ra'da harfi koymaz. Sa'id koyar ama dalda harfi koymaz. Çöz der. Nasıl çözülür? Benim gidişatım şu şekilde. Gayr yerine önce bir illa koyarım. Ve düşünürüm. Ma zehebe ettullabu. Ma olumsuzluk var. İki müstesna mih var. Olumsuz harf ve müstesna mih varsa mensup da yapabilirim. Bunu başka müstesna mihin irabına da uydurabilirim. Buna göre gayr kelimesini önce hareke vermem. Önce giderim sa'id kelimesini hareke vermeye çalışırım. Ne verebilirmişim? Bir, fetha yani mensup yapabilirim. İki, müstesna mihin irabını uydurabilirim. Mensup yaptım. Sa'iden dedim. Fethaları verdim. Sonra bunu buldum ya artık gayri siler buraya gerçeğini yani illa yazarım. Pardon illa siler gayri yazarım. Gerçeğini yazarım. Artık ra'nın harekesini biliyorum. Nedir o? Buradaki fethadır. Fethayı buraya verelim. Gayra oldu. Sa'id zaten belli. Gayr çünkü muzaaf olduğuna göre sa'idin olmak zorunda. Bir böyle. İki, yani mensup olması caiz demiştik. İki, müstesna minhin irabına da uyabilir demiştik. Buna göre ettullah bu merfu olduğundan gayru bunu da merfu yapabilirim direkt. Ettullah be olsaydı bu durumda buradaki ra fetha olabilirdi ve yine fetha olabilirdi. Başka bir şey olamazdı. Ama sağındaki kelime esre olsaydı bu durumda burası hem fetha hem esre olabilirdi. Müstesna mihnin irabına uysa ne olurdu? Dediğimiz gibi gayru olurdu. Müstesna mih mensub ise her iki yola göre de gayru sivadetlere mensub olur. Evet. Bir, zaten mensup olması caizdi. Cümle olumsuz olmasından ve müstesna mihnin olmasından ötürü mensup olması zaten caizdi. İki, az önce söyledik yani bunları. İki nedir? Müstesna mihin irabına uyması caiz demiştik. Müstesna mihin irabı zaten mensup ise her iki şekilde de mensup olur. Gayra, gayra değişmez. Müstesna mih mecrur ise gayr ve siva ya mensup olur ya da müstesna mihe uyduğundan mecrur olacaktır. Aynı dediğimiz şekilde. Müstesna mihinin zikredilmediği olumsuz cümlede ne olur durum? Tıpkı az önce olduğu gibi. Burada da illa da olduğu gibi yani. Gayr ve Siva'nın irabı verilirken bunlar cümlenin bir öğesi olarak kabul edilir. Ve buna göre irab alırlar. Bakalım. Merfu oluşu. Maca'e gelmedi. Gayru Fatih. Fatih'ten başkası. Buna göre sadece Fatih geldi. Yalnızca Fatih geldi. Ancak Fatih geldi. Yani diğerleri gelmedi.
Gayru burada ne olmuştur? Ötre verilmiştir. Yani merfu kılın bir kelime. Çünkü nedir? Faildir. Failler daima merfudur. Mensub oluşu. Ma ra'eytu. Ra'a fiil tu. Fail gayra burada mef'ul olur. Mef'ul olduğundan ra'yı fethaladık. İrab nedir? Yani tek kelime ise veya cemi mükesser ise veya cemi müennes salim ise irab kelimenin son harfiyle alakalıdır. Ama tesniye veya cemi müzekker salim ise ne olur? Son harften bir önceki yani o nundan önceki harf ile alakalıdır irab. Biz fetha, merfu, işte esre bunlardan bahsederken son harften bahsediyoruz. Gayranın gayınından bahsetmiyoruz yani. Mecrur oluşu ma sellemtu selleme fi tu fail ala harfi cerri gelden gayri olmak zorunda zaten. Gayr aynı zamanda muzaaf olduğuna fatihin kelimesini cereder. Bu cümlede ise gayru edatı selleme fiilinin meful olup başında da harfi cer bulunduğu için mecrur olarak esse ile harekelendirilmiştir denilmiş. Gayr ve siva edatları nekre bir ismin peşinden geldiklerinde önemli bir nokta. Nekre bir isimden sonra gelirlerse ne olur? Onun sıfatı olurlar. Bu durumda istisna edat olmaktan çıkarlar. Yani müstesna neresi, müstesna min neresi diye artık aranmaz. Ve sıfat oldukları kelimenin irabını alırlar. Artık orada illa vardı, ona göre düşünme olayları kalmaz. Câe geldi, racülün, adamın biri geldi. Öyle adam ki bu gayru alimin alim olmayan bir adam geldi. Gayru'ya buradaki ra'yı niye ötre verdik? Soru mesela. Neden ötre oldu bu? Çünkü sağındaki kelime neydi? Nekre idi. Nekre birisinden hemen sonra geldiğinden nekrenin sıfatı olduğu. Sıfat mevsuf, irab yönden birbirine uyumlu olması gerekir. Uyduğu kelime yani racül merfu yani ötre almıştır. Bu yüzden gayrı da merfu yani ötre almıştır. Ama gayr kelimesi muzafı devam ettiğinden ali min alim kelimesini cer etmiştir. İnnehu o nedir? Amelün bir iştir. Bir iş nedir? Bu nekredir. Nekre olduğu için ardından gelen gayr kelimesi onun sıfatı olacaktır. Sıfat mevsuf yani mevsuf ne olur burada? Amel olur. Yukarıda racül olur. Sıfat mevsuf irab yönden uyumlu olması gerekir. Amelün merfu olduğundan gayru da ne olacaktır? Merfu olacaktır. Gayr tabi hala muzaftır. Salih'i cer etmiştir. Rabbena inne eskentu min zürriyeti bi vadin gayri vadin kelimesi nedir? Nekredir. Bu yüzden ardından gelen gayr onun sıfatı olacaktır. Vaat kelimesi mecrur olduğundan gayr da mecrurdur. Her ikisi de esre ile mecrur konumda. Tabi sıfat mevsuf demişken sıfat mevsufla alakalı bir video çekmiştik. Yukarıda evet bu da sıra sizde sorusu. Gayr edatıyla okuyalım. Bir yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları harekeli bir şekilde gayr edatıyla doldurun. Yukarıdaki örnekler ışığında. Tabi sıra sizde sorusu olduğu için cevaplar zaten elinizde vardır. Birçoktan bir tanesine değinip geçeyim. Ade el huccac. Şimdi cümle olumlu mu? Buraya gayri koydum. Tamam. Ra'nın harekesi henüz yok. Çünkü bilmiyorum. Önce gayr diye koydum. Sağ taraf olumlu bir cümle mi? Evet. Müstesna minhu var mı? Var. Nerede anladım? Huccac cemidir. Cemil mükesser. Hac ise ondan çıkartılabilir durumdadır. Bu durumda müstesna minh mevcut ve cümle olumludur. Lem ye'ti ettullabu Mahmud. Lem ye'ti cümle olumsuzdur lemden ötürü. Ettullabu cemi mükesserdir. Mahmud müfrettir. Müfret kelimenin cemiden çıkması gayet mantıklıdır. Bu yüzden ne diyebiliriz? Müstesna minh var ve cümle olumsuzdur. Kurallara göre uydurmak gerekiyor. Haşa, ada, hala. Bu üç edat iki şekilde kullanılır. Bunlar bazen harf olurlar. Bazen fiil olurlar. Harften kasıt harfi cerdir yani. Harfi cerleri elbette ezbere bilmeniz gerekir. Harfi cer oluşları. Harfi cer olduklarında müstesnaları mecrur olacaktır. Çünkü harfi cerin görevi zaten cer etmektir.
Ca'e ettullabu, öğrenciler geldi. Hala hariç, Hüseyin'in, Hüseyin hariç. Ada el Hüseyin'in demiş. Hüseyin'in. Hüseyin'in, Hüseyin'in, Hüseyin'in. Hepsi aynı. Tek fark ne burada? Yani örneklerdeki farklılık. Yukarıda belirtilen üç harf kullanılmış. Birinde hala, diğerinde ada, öbüründe haşa kullanılmış. Her biri de aynı şekilde, yani mana bakımından aynı. Mana değişmiyor. Başka? Her birinin iraba katkısı, yani kendilerinden sonra gelen müstesnanın irabı her birinde aynıdır. Hüseyin'in. Çünkü harfi celdirler ve celetmişlerdir. Nunlardaki esreleri görmektesiniz. Mana bakımından bir değişiklik yoktur. Fiil oluşlar. Eğer fiil olurlarsa ne olacak? Bu durumda müstesnaları onların mef'ulü bihi olarak kabul edilir. Bu yüzden mensup olurlar. Ca'e geldi ettullab öğrenciler. Hala Hüseynen. Hüseyin dışında öğrenciler geldi. Hüseynen mensup oldu. Neden? Hala fiil saydım. Harfi cer sayarsam ne olur? Hüseynin olur. Fiil sayarsam Hüseynen fethalanır. Ada, haşa her birinde aynı şekilde. Bu üç edattan hala ve eda'nın başında mastar ma'sı gelince de sadece fiil olurlar. Yani eda ve hala'nın başında ma varsa emin olun ki o nedir? Fiildir. Ama ma yoksa her iki tarafa da meyillidir. Fiil de sayılabilir, harfi cer de sayılabilir. Ama haşa'nın başında ma'yı aramayacağız. Belki bir şık verirler. Ma haşa diye verilir. Hangisinde bir yanlışlık vardır diye sorulur. Haşanın başında ma olmaması gerektiği burada tekrar edilmiş. Yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları harekeli bir şekilde Türkçe tercümelerine uygun bir müstesna ile doldurunuz. Ada'yı fiil sayarsam ne olur? Ada Dabi ben olur. Harfi cer sayarsam ada dabi bin olur. Tabi kullanmak nereden geldi aklıma? Dabi bat kökünden bir kelime seçmeyi tercih ettim. Siz de aynı şekilde seyyarat kelimesinin müsnedini ele alarak buraya yerleştirebilirsiniz. Durus dersin dersen durus nedir? Cemi mükesserdir. Müsnedini buraya yerleştirebilirsiniz. Vesaire. İsnada ne diyor? İstisnada muttasıl, munkatı ve müferrak şeklinde. Yani üçe ayırabiliriz istisna grubun. Üç farklı kategori mevcuttur. Muttasıl istisna denilirken müstesna min ile müstesna aynı cinsten ise bu tür istisnaya muttasıl istisna denilir. Cins derken ne kastettiğini birazdan çok iyi anlayacaksınız. Ra'aytu ra'a fi'l tu'fa'il et-tullab olur. Ra'aytu't-tullab ben öğrencileri gördüm illa Hüseyin'den Hüseyin hariç yani Hüseyin dışında veya sadece Hüseyin'i göremedim diğer öğrencileri gördüm şeklinde. Muttasıl nedir? Hüseyin bir insandır. Tullab bir insandır. Dolayısıyla cins, tür olarak yani nedir? İnsana insan. Bu durumda bir problem yoktur. Munkatı istisnada daha iyi anlaşılacak. Müstesna min ile müstesna aynı cinsten değil ise bu tür istisnaya munkatı denilir. Örnek. Dehale ez-ziyuf. Dehale girdi ez-ziyuf misafirler nereye? El-ka'ete. Salona girdiler. İlla ancak salona girmedi kim? Kila behum. Onların köpekleri. Köpekleri hariç misafirler salona geçti. Şimdi burada ez-zuyuf kelimesi müstesna mihtir. Kilab müstesnadır. Peki köpekler misafirlerden, insanlardan çıkartılabilecek bir fert midir? Aynı şey midir? Değildir. Bu tür şeye ne denilmektedir? Munkatı manası verilmektedir. Buna bir örnek daha vermek gerekirse. Bakara suresi 34. ayet. Ve iz kulna lil melaketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Bakara 34'te ve iz kulna hani biz demiştik lil melaketi melekler için iscudu li Adem. Adem için secde edin. Fesecedu
İlla iblis. İblis hariç hepsi secde etti. İblis hariç hepsi. Neyin hepsi? Meleklerin hepsi. İblis burada, yani şeytan burada meleklerden bir tür müdür? Bir melek midir acaba? Melekler grubundan istisna edilebilecek bir şey mi? Edilir de ancak munkatı şeklindedir bu. Muttasıl değildir. Buradaki bilgiye vakıf olmamak büyük hatalar doğurabilir. Neden? Yani munkatı duymamış. Sadece muttasılı bilenler aynı cinsten çıkartma olayı. Hüseyin ile Dullab aynı varlıktır. İnsana insan çıkartılır. Burada melekler geçiyor, burada şeytan geçiyor. Aynıdır dersen şeytana da melek demiş olursun. Oysa şeytan meleklerden değil, kâne minel cinni, cinlerdendir. Ayette sabit. Demek ki munkatı istisna nedir? Yani burada anlatılan şeyler şu an Arapça işte geçiyoruz meçiyoruz değil. Yarın bir gün bir fıkıh, bir tefsire başladığınızda bu bilgilerin her biri hayati önem taşır. Müstesna minhin cümlede zikredilmediği istisnaya ne denilir? Müferrağ istisna denilir. Müstesna minh yoksa ona müferrağ istisna diyeceğiz. Ma hazara illa Halit. Sadece Halit geldi. Ma hazara gelmedi illa ancak Hazara yani geldi kim? Halidun Halit geldi. Müstesna minh var mı? Halid'i nereden çıkartabilirsin? İlla'nın sağında isim var mı? Yok ki. Öyleyse müstesna minh zikredilmedi. Eşittir. Müferra istisnadır. Tabi muttasıl, munkatı, müferra. Bunların her birini değerlendirme bakımından yukarıdakilere bakmanız gerekir. Örnek. Câet dullâbu halâ Hüseynen. Nasıldır bu? Müferra, munkatı, muttasıl. Hangisidir? Müferra mıdır? Muttasıl mıdır? Munkatı mıdır? Hüseyin'i tullaptan çıkartabilirim. Aynı cinstir. İnsana insan. Öyleyse nedir? Muttasıldır. Geçelim biraz daha yukarı. Mesela Merattu bil estika gayre Hasan. Tamam, Hasan da estika arkadaşlardan çıkartılabilir. Muttasıldır. Nazıhe ve Dullab var Sa'id. Sa'id Dullab'dan çıkartılır. Öyleyse bu da nedir? Muttasıldır. Diğerlerin de her birine bu şekilde bakmanız muttasıl şeklinde, işte müferrar şeklinde, munkatı şeklinde incelemeniz faydalı olacaktır. Şimdi tekrar arıyorum nerede kaldığımı. Alıştırmalar. 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen müstesna min ve müstesnaları tespit ediniz. Zehebe el muvazzafuna ilel met'ami. Birazcık daha yakınlaştıralım. Şimdi baktığınızda ilk önce ne dikkat etmek gerekir? Aynı kökten kelimeler var mı yok mu? Baktın muvazzafında ne var? Mim, vav, işte zı var, fe var. Mim, vav, ze var, fe var. Aynı kök mü? Evet, öyleyse müstesnamih var burada. Hangisi müstesnamih olur? El muvazzafun. Hangisi müstesna? İlla'dan sonraki. İlla'dan sonra gelen muvazzafen neden mensup? Bu sorunun cevabını bulabilmeniz gerekir. Hani şu an her şeyi anlamış olmayabilirsiniz. Bir kağıda not almışsınızdır. Aldığınız notlara bakarak şu an videoyu durdurun. Notlara bakın. Bu neden mensup? İlla'nın sağ tarafı olumlu mu? Olumlu ve müstesna minh var. Bu durumda illa'dan sonra gelen yani müstesna ne olur? Mensup olur. Müstesna minhi ve müstesnayı göstermiştik. İlla'ya bakıyorum. İlla'nın sonunda kamis var. Öyleyse ilk önce sağ tarafta gamesa o harflerden oluşan bir kelime arıyorum. Gamesa buldum. Evet, müstesna minh bu. İlla'dan sonra gelen kamis müstesnadır. İlla'yı buldum. Sol tarafa baktım. Müderris. Öyleyse hiç yoktan DRS. 3 tane harf tutan bir şey aradım var mı? Yok. Öyleyse burada müstesna minhin var olup olmadığı ne? Şüpheli. Yani biraz daha ince bakmam gerekecek. Hala olabilir. Ama aynı kökten bir kelime olsaydı çok hızlı olacaktı işte. Sadece olay bu. Ma dehale girmedi el mektebete, kütüphaneye illa ancak girdi ki müderrisun, bir öğretmen. İyi de burada ma dehale müderrisune dememiş değil mi? Yani kimin olduğu belli değil. Bu durumda müderris kelimesi var, yani müstesna var ama müstesna min cümlede yer almamakta. Hafiztu süverel Kur'anil Kerim'i illa sureten. Önce illanın sonuna baktım. Sin, vav, ra var. Sağ tarafı inceliyorum illanın sağ tarafını. Evet, sin, vav, ra var. Ne oldu? Müstesna mih burası derim. Müstesna burası derim. Sadece işim hızlanmış olur.
Yoksa aynı kökten bir kelime olmalıdır diye bir mana da çıkartmayalım. Öyle bir şey de demek istemiyorum. Sadece hız bakımından buna dikkat edilir. Hafizu hafizafi tu fail süver meful olur. Aynı zamanda süver kelimesi nedir? Cemi mükesserdir. Ne diyecektik? Meful olduğundan nasb hali yani mensupluk alameti ra'nın fethasıdır. Aynı zamanda muzaftır el-Kur'ani kelimesini cer etmiştir. Süver kelimesi marife bir kelime. Elif lamlı el-Kur'an. Marife bir kelime muzaf olduğundan süver de artık marifedir. El-Kerim, el-Kur'an kelimesinin sıfatı olur. Nitekim el-Kur'an'da elif lam var, el-Kerim'de de var. El-Kur'an müfret, el-Kerim müfret. El-Kur'an müzekker, el-Kerim müzekker. El-Kur'an mecrur, nundaki esreyi gördük. El-Kerim de mecrur, nundaki esreyi gördük. Bu tür bir uyum olduğundan sıfat mensuptan direkt bahsedebiliyoruz. La yufuzu illel müctehidu. Şimdi burada müstesna mih var mı yok mu? Nasıl olsun ki? İşin kolayına kaçalım dedim bir defa. Farklı bir yöntem. İlla'nın sonunda müstesna var. Peki müstesna mih'i arayacağım ama şunu biliyordum ki müstesna da müstesna mih de her ikisi de nedir? İsimdir. İlla'nın sonunda isim var mı? Yok ki. La yufuzu fiildir. Öyleyse burada müstesna mih yoktur. 6. Ma tesaddaktu. Hemen hemen anladınız şu an evet. Altıyı anında çözdünüz. İlla'nın sağ tarafında isim yok. Dolayısıyla müstesna mih yok diye direkt söylediniz zaten. Bunu duydum. Sıra geldi. Burada illa görebiliyor musunuz? Evet. Where varmış bu sefer istisna edatlarından. Tamam. İstisna edatının sol tarafına baktım. Mektebe geçti. Örneğin KTB. Burada 3 harf var. Where'in sağında KTB harflerini içeren bir kelime arıyorum. Buldum. KTB harflerini içeren bir kelime buldum. Mektebe at. Bu durumda mektebat müstesna min olur. Gayrın sonundaki müstesna olur. Ama tekrar edeyim. Tabii ki aynı harfler içermesi de şart değil yani. Nitekim örneklerde geçmişti. Bir yerde kitap geçiyordu. Müstesna min kitaptı. Bir illa vardı. İlladan sonra müstesna olarak sayfa geçmişti. Dolayısıyla aynı kökten oluşan harfler olması gerekmiyor. Sadece bu nedir? Hız bakımından evvela buna bakıyoruz. Yine biraz da atlayalım. Bayağı bir zaman geçiyor. İkiye bakalım. Zâretis sâihâtu. Ne yaparız? Direkt illâ'yı buluruz. Önce bir soru yoksa daha iyi olur. Belki farklı bir soru. Cümlelerde geçen müstesnaların sonunu harekeleyiniz denilmiş. Evet, farklı bir soru. Zâret es-sâihâtu. Eğer farklı olmasaydı müstesna ve müstesna minhi bul deseydi ilk önce ne yapardık? Önce bir istisna edatını bulurduk. Sol tarafına bakardık. Ne var? Sin var. Hemze var. Ha var. İlla'nın sağında da buna benzer bir şey arardık. O da es-sayhat burada. Demek ki müstesna mih de budur derdik yani. Siz ne yapın? Yukarıdaki sorunun burası için de uygulayın. Buradaki soruyu yukarıdaki için de uygulayın. Yani tek soruyu buraya bakarak bırakmayalım. Bir soruyu farklı alanlarda değerlendirmek gerekir. Harekelendirmemiz istenmiş. Öyleyse harekelendirelim. Şimdi mesela aldığımız nota bakalım arkadaşlar. Nasıl bir not almıştık? Yani şu şekilde kendinize ufak bir not çıkartmanız nedir? Faydalıdır. Hatta bir Arap sitesinin linkini koymuşuz. Birlikte bir Arap sitesine de bakacağız. Konu orada nasıl geçmiş diye. Şimdi cümle illa ile kurulduysa 3 tane ne diyelim madde vardı. Önce bir bakalım neyle kurulmuş? İlla ile kurulmuş. Kendinize şu şekilde özet çıkartmanızda fayda var. Ne demiştik? Bir, cümle olumlu ise illa'dan sonrası mensup olur. Olumsuz ve müstesna mih var ise mensup da olabilir. Müstesna mihin irabi ile uyumlu da olabilir. Bize kalmış. İstediğimizi yaparız. Olumsuz ise cümle ve müstesna mih yok ise cümledeki konuma göre. Şimdi buraya bak, buraya ne yapmak gerekir? Yazmak gerekir. Diyelim ki yazdınız. Tamam, yazdık. Cümle olumlu mu? İlla'nın sağı. Olumlu. Müstesna mih zaten var. Öyleyse sa-i-ha-ten olur. İkiye baktım. İlla'yı gördüm. Mektebe var burada. Mektebe ketebe kökünden gelir. İlla'nın sağında da yine aynı kökten bir kelime var. Öyleyse mektebat. Zaten cemi yani biliyoruz da. Böyle ne diyeyim? İpuçları vermeye çalışıyorum. Mektebat nedir? Müstesna mih'tir. Mektebe müstesnadır. İlla istisna edatı zaten. Cümle olumludur. Mektebeten olur. Hatta yapılmışı var. Evet, yapmakta zaman kaybetmeyelim.
Var derken yani biz yaptık bu esnada. 3. 3'e baktığımızda ne dedik? Tabibe kelimesini hem fethalayabiliriz hem zammeleyebiliriz. İkisi de nedir? Caizdir. Niye acaba? Aldığımız notlara bakalım. Olumsuz ve müstesna min var ise, olumsuzsa ve müstesna min var ise ne olur? Mensup olur. Aynı zamanda müstesna min ile uyumu da caizdir. Olumsuz mu? Evet, lem var. Müstesna min var mı? Evet, et-tabibatu cem-i müennes salim geçmiş. Tabibe kelimesi ondan çıkartılabilir. Çünkü tabibe müfrettir. Bu durumda bu ne olur? Demek ki evvela mensup olabilir zaten. Direkt iki fethayı veririz. Ardından ne dedik? Müstesna minhe irab yönünden uyabilir. Onu taklit edebilir. Bu da caiz dedik. Müstesna min burada merfu olduğundan tabibeyi de merfu yaparız. Tabi buradaki müstesna min elif lamlı olduğundan tek ötre alabilir. İki ötre alamıyor. Ama illa'dan sonra gelen tabip kelimesi nekre olduğundan, elif lamsız olduğundan çift ötre yani tenvin alması mümkündür. Hatta alır yani ve almış. Dörtte de yine aynı durum söz konusu olduğundan fethalanması ve zammelenmesi caiz. Beşte de aynı durum söz konusu. Altı, yedi diğerlerine de aynı şekilde arkadaşlar harekeleri vermişiz. Görebilmeniz için sayfayı biraz yukarı çekmeye çalışıyorum. 9'a bakıyoruz mesela. Zürtü, Mesacide, İstanbul, Gayre, Mescid. Özellikle Gayre üzerinde durdum. Diğerlerini üzerinde durmadım. Neden? Gayre diğerleri zaten işaretli. Birebir işaretli alabilirsiniz de. Evvela Gayre'de bir duralım. Gayre'nin sağ olumlu mu? Olumlu. Gayr'dan sonra ne var? Mescit. Sağ tarafta aynı kökten kelime gördük mü? Evet. Mesacit. Cemi mükesserdir. Dolayısıyla mesacit nedir? Müstesna mihtir. Mescit müstesnadır. Gayr ile kurulmuş cümle ve cümle olumlu. Bu durumda ne yaparız demiştik? Gayr yerinde vela illa var sayarız. Burada illa olsaydı mescit kelimesi nasıl iraplanırdı? Dedik ya cümle olumlu ve müstesna min var. Öyleyse illa'dan sonrası mesciden yani fethalanması gerekirdi. Fethaladık. Bunun irabını bulduk. Öyleyse gayrı illa'yı silelim ve gayrı geri getirelim. İade ettik. Gayr geldi. Mesciden dediğimizde fethala okuduğumuza göre bunun fethasını gayra verdim. Gayra oldu. Gayruri değil bunu buldum. Peki gayrın etkisi nedir? Gayr muzaftır. O da mescide artık cer etmiştir. En alttakini bakmaya çalışıyoruz. Onuncusu da neymiş arkadaşlar? Sefinetin diye bitiyor. Aslında bakmaya da gerek yoktu. Neden? Çünkü haşa nedir? Harfi cer olarak değerlendirdiğimizde sefinetin diye irabı veririz. Sıra geldi üçüncü soruya. Boş bırakılan yere uygun kelimeyi getirin. Kutile katledildi, öldürüldü. El hulafa'u er raşiduna. Raşit halifeler. İlla ancak. Tabi raşit halifeler için öldürüldü değil aslında şehit edildi denilir. Ancak şehit edilmedi. Kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Onu da bu şekilde hemen cevabını verelim. İlla'dan sonra gelen yer nasb olması gerekiyor. Çünkü illanın sağ tarafı olumlu ve müstesna min var. Bu durumda illa'dan sonra gelen yani müstesna ne olmalıdır? Mensup olmalıdır. Ama mensup denildiği zaman bu durumda işler biraz farklılaşmış olabilir. Çünkü 5 isim kullanılmış burada. 5 ismin irabını bilmek gerekiyor bu esnada. Buna binaen 5 isimle alakalı video çektiğimizi düşünüyorum. Onun da irabına bakmanızda fayda vardır. Şimdi 5 isim nedir o? Ebu, Eba, Ebi şeklinde iraplanabilen eb kelimesi. Eba yani elif ile mensuptur. Ebu deseydik merfu olmuş olur. Çünkü vav kullanıldığında merfu olur. Ebi burada ya kullanılmış mecrurdur. Eba elif kullanıldığından neymiş? Mensup. Mensup şeklinde o şekilde yazılır. Ma tenaveltu. Ele almadım, çalışmadım, bakmadım, emsüdün. İlla vecbeten şeklinde bu da nasbedilir. 3'e baktığımızda garatu garafi tu fail el kısas meful olur.
İlla kıstatun, kıstaten, kıstatin ne olacak? İlla'nın sağ taraf olumlu olduğundan ve müstesna min var görüyorsunuz. Kısas nedir? Cemi, mükesserdir. Kıssa kelimesi ise müfrettir. Müfredin cemiden çıkması gayet normal bir durumdur. Öyleyse kıssaten olacaktır. Diğerlerin cevabını da zaten görmektesiniz. Yavaş yavaş sayfayı kaydırıyorum. Dokuz neymiş? Ba, bin, on, vezirin şeklinde. Şimdi devam edelim. Biraz sayfayı uzaklaştırdık. Evet, uygunluğu seçin demiş. Tabii bu biraz da manayla alakalı. Her birinin manasına bakmak, sonra irabını uydurmak, müstesna var mıydı, mih yok muydu gibi zaman alıcı sorular. Buralara o yüzden geçtik. Ona geldiğimizde ayet-i kerimelerde geçen müstesna ve müstesna mihlerin bulunması istenmiştir. Zaten böylece kitapta bitmiş oldu sanırım. Evet. Şimdi dilerseniz şu Arap sitesinden müstesna minhe kısaca bakalım. Yani buradan bir şey öğrenmek için buraya girmiyoruz da sadece bir Arap sitesine girmiş olmak. Arap siteleri bu tür konulardan nasıl bahsediyor? Kısaca onu görmek. Wikipedia sitesini bilirsiniz. Yani Türkçe yayın yapan, aynı zamanda diğer dillerde de yayın yapan büyük bir site. İnternet ansiklopedisi olarak bilinmekte. İstisna demiş. Sayfayı birazcık kaydırdığımızda tetekevvünü demiş. Yani oluşmasından bahsediyor. İstisna cümlesi 3 rükünden oluşur, meydana gelir. 3 tane rükün olacak. Birincisi müstesna min, ikincisi müstesna, sonra edatul istisna, yani istisna edatı demiş. Ardından edavatul istisna, istisna edatları nelerdir? İstisna edatları isim, fiil, harf olarak üçe ayırmak mümkündür. Birincisi harf, o da nedir? İlladır. İsim olarak gayr ve sivay ayırabiliriz. Bir de fiil olarak hala, haşa, aday ayırabiliriz. Tabi bunlar aynı zamanda harf cer olarak da kullanılmaktaydı. İstisna üslubunun çeşitleri vardır. Tam ve müsbet olabilir. Tam ve menfi olabilir. Nakıs ve menfi olabilir. Nakıs dediği yani müstesna min yer almaz. Sonra buna dair örnekler verilmiş. Müstesna ve onun hükmü yani irabın durumu nedir? El cümel demiş cümleler. Hazara geldi Abdullah'ı öğrenciler illa Zeyd'den sadece Zeyd gelmedi. Yani Zeyd istisna tutuldu. Ne demektir? Ma hazara Zeyd'den veya direkt istisna tutuldu bu işten kim Zeyd'den Zeyd şeklinde yapılabilir. Hazara Abdullah'ı illa Zeyd'den cümlesinin şimdi müstesna minhi nedir? Abdullah'ı. Edatül istisna nedir? İlla. Müstesna nedir? Zeyd'dir. Her birini burada vermiş. Hemen aşağıya baktığımızda ma hazara minet dullabi illa zeyden demiş. Dullab yine müstesna mihtir. Edatül istisna illadır. Müsenna nedir? Zeyttir. Şimdi neden nasb, neden farklı şekilde her birini burada açıklamış aslında. İrabın hükmünü açıklamış. Hazara et dullabu illa zeyden. Dullab müstesna min illa istisna edatı zeyt müstesna denilmiş. Ardından gerekçesi açıklanmıştır. Niye böyle? Çünkü illa'dan şu an onu tam göremiyorsunuz. Sayfayı kaydırmam gerekiyor biraz bu şekilde gördüğünüz gibi. Kaydırmışken bu şekilde okuyalım. Hiç yoktan birini. Çünkü illa'dan önceki kelam diyor müsbettir ve müstesna minh zikredilmiştir. Bu yüzden nasb olmuştur. Mesela ikincisine bakıyoruz. İkincisinden olmuştur. Cevaz demiş. Hem nasbı hem raf'ı. Cevazdır. Çünkü illa'dan önceki cümle nedir? Menfidir. Bu yüzden rafı da nasbı da zeyt kelimesinin caizdir diye yazılmış. Aynı şekilde diğerlerinde aynı şekilde yazmış. Yani cevaz mı, vücub mu o da var. İşin o kısmı da var. İki seçenek varsa ona cevaz diyeceğiz. Sadece şöyle olmalıdır deniliyorsa ona da vücubi denilmektedir. Müstesnamih burada Halid'in nedir? Muzaafın ileyhtir, mecrurdur. Said de muzaafın ileyhtir, mecrurdur.
Diğer Sa'id de aynı şekilde. Sa'idin, Sa'iden, cevaz hem nasbı mefulü bih olarak nasbı caiz burada Sa'iden hem de cevri caizdir. Çünkü harfi cer de sayabiliriz Eda'yı. O yüzden. Burada da Sa'id kelimesinin ne demiş? Ma'ad adedinde fiil sayılacaktır ya. Nasbı vücubidir. Burada esle konulmuş ama bu hatayla konulmuştur. Bu şekilde olması gerekir. Sayfanın devamına baktığımızda pek de bir şey yok aslında. Böylece biz de videoyu bitirmiş olalım.